göz önünde bulundurularak Özakman Nişanlı'nın 4. katındaki krokide taralı olarak gösterilen kısmı mevcut şeklinin bozulmaması kaydıyla müsiyat sunum şube başkanlığına tahsis edilmesi hususunu. Komisyonumuz yapılan çalışma neticesinde 5302 sayılı din hücresi kanununun 10. maddesinin fevendi taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin 300'den fazla kiralanmasına ve süresi 25 yıl geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynı hak tahsisine karar vermek ilgilenmesinin görev ve yetkileri arasında sayılmış olup yine aynı kanunun diğer kuruluşlarla ilişkileri başlıklı 64. maddesi D fıkrasında kendilerine ait taşınmaz malların asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak ve süresi 25 yıl geçmemek üzere diğer kanun kurum ve kuruluşlara tahsis edebilir. Bu taşınmazların tahsis amacı dışında kullanılması durumunda tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süre sonunda aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kirada verilebilir. Maddesine istinaden Özakman Nişanlı'nın 4. katında krokide taralı olarak gösterilen kısmı mevcut şeklinin bozulmaması kaydıyla 300 süreyle aylık 400 TL kira bedeli ve her yıl belirlenen yeniden değerleme oranı nispetinde artış yapılarak müsiyat Sinop Şube Başkanlığı'na tahsis edilmesi uygun görülmüştür. Takdir cevapsızdır. Okunan günde komisyon raporu üzerinde söz almak istiyor ama bu ve buna benzer maddelerde başlangıç daireden kaynaklanan hatadan oluşuyor. 4 yıldır ifade etmekten bıkmadım. Yanlışlık devam etmezse bu ifadeleri yapmamış olurum. Mecliste boşu boşuna zaman harcamamış olur. Daireden yazı yanlış çıktıktan sonra sayın valide otomatikman yanılıyor. Bunun örneklerini defaatlerce bu meclis gördü. Ondan sonra da iktidar grubu yanılıyor. O zaman işin başı gündem maddesinin çıkış yeri. Bugün değerli bir yetkiliyle de sohbetlerimizi yaptık. Biz 4 yıldır bu işlerin hepsinin düzgün gitmesine kellemizi ortaya koyduk. Daire bizim şerefimizdir dedik. Her türlü işin düzgün gitmesi lazım dedik. Hala da kalan 1 senelik süre içerisinde aynı görüşümüzü devam ettireceğiz, aynı tavrımızı sürdüreceğiz. Güryay Bey 2 gün önce toplantıdan işi vardı herhalde çıktı. İsminin ve hakkında konuşma yapmamam gerekiyordu toplantıda olmadığı için. Şimdi ne demiş? 10 sene önceye gitmiyorum. 15.1.2013 tarihli rapora gidiyorum. Bu raporun mecliste görüşülmesine gidiyorum. Bunu inşallah son kez okurum. Bir daha böyle bir şey okumak bize kısmet olmaz. İnşallah. Can gönülden diliyorum. Ondan iyi bir dilek varsa bana söylesinler, onu dileyim. Komisyon raporunda keşke Abdullah Bey şerh düşmüş, önemli değil de utanç verici ifadesini düşmeseydi. Bence daha iyi olurdu. Şerh düşmüş, niye önemli değil? Ben şu kamu kurum ve kuruluşudur, bu tahsis yapılabilir, bu kamu kurum ve kuruluşu değildir, bu tahsis yapılamaz, bu kamu kurum, kuruluş, kamu yararına dernektir, tahsis yapılabilir diyorum. Ben tabii ki şerh düşeceğim, benim asli görevim bu. Kendi takdiri, ben komisyon olarak şöyle sayın başkanım, şu yönden Abdullah Bey'e katılıyorum. Bu dosyanın bize gelmesi başlı başına bir hata. Şimdi bakın, hataya bakın. Bu dosyanın bize gelmesi başlı başına bir hata değil. Ondan önceki dosyaların bize gelmesi başlı başına hata. Açın derseniz açarım. Bunu kabul ediyoruz ama müsiyat, kamu kurum ve kuruluşu olmadığı için bizim buna tahsis ve kiraya verme gibi
bir niyetimiz olmaz. Hürriyay Bey diyor bunu. Ben Avukat Bey'e, Bey'den de rapor aldım. Raporumuz ekte var. Bu yüzden 2886 sayılı kanuna göre ihale usulü il daimi encümeninde karara bağlanmasını istiyoruz. Takdir meclisinde Sayın Başkanım. Şimdi bir kere daha gündem maddesi geliyor. Avukat Bey'in raporuyla geliyor. Ben bunu okumaktan zevk almıyorum. Zevk alan Abdullah Batur namerttir. Şimdi şerh düşeceğim tabii. Bu meclisin düzgün çalışması için benim en asli görevim bu. Şerh düşeceğim. Bu mu muhalefet demek değildir. Bu meclis bunu anlayamadı. Muhalefet düzgün yapılan işleri sabote etme işidir. Muhalefet topluma yararlı yapılan işleri erteleme işleridir. CHP grubunda böyle bir şey yoktur. CHP grubu düzgün olan her işe destek verir. CHP grubu yatırıma dönüşecek her işi destekler. Bugün 3 kişiyiz, yarın bu mecliste 1 kişi de olabiliriz. Bugün 3 kişiyiz, yarın bu mecliste 9 kişi de olabiliriz. Bizi defalarca dedim, iyi niyetle sorduğunuz her soruya bizi Sinop adına kullanabilirsiniz. Biz 4 yıldır bunun haricinde hiçbir işlem yapmadık, hiçbir çalışma yapmadık. Bizi dinlemediğiniz her konuda 10 sene sonra önünüze gelse önemli değil. Ama 1,5 ay sonra önünüze aynı dosya avukat raporuyla geldiği zaman bir de siz buna imza atıp kiraya verdiğiniz zaman olmuyor arkadaşlar. Bizim tüm iyi niyetimiz, tüm kötü niyetimiz bu. Bizi Sinop adına iyi niyetli arkadaşlar dosya değerlendirmek isteyenlere bir yıllık kapımız sonsuz açıktır. Son sözlü budur. Komisyon raporu üzerinde başka söz almak isteyen var mı? Olmadığına göre komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilir.